Merhaba arkadaşlar. Şöyle bir inceleyelim. Ürünümüz odun ateşinde yapıldığı, tereyağlı olduğu, fıstıklı, şerbetsiz el yapımı olduğu, Antep San üretimi, Gaziantep'te üretilmiştir yazıyor. Fıstıklı kuru baklavamız arkadaşlar. İçindekileri yazmış. Besin değerleri, üretici firma. Şurada şerbetin hazırlanışı yazmış. Biz buna göre yapmayacağız. Çünkü burada 2 bardak şeker diyor, 1 bardak su. Bu hep şeker olur. Kullanım tarihi. Bunlar arkadaşlar çok durmuyorlar. Birazdan göreceğiniz ürünü aldık. 2 hafta üzerine bu hale geldi. Kullanım tarihleri süresi arkadaşlar çok kısa. Gördüğünüz gibi hemen buradan küflenmiş. Şöyle açalım. Evet. Şöyle de görüyorsunuz maalesef. Onun için bunu aldığınızda hızlı bir şekilde yapmanız gerekiyor. Sanki bir koruyucu ürün yokmuş gibi, yani doğal bir ürün olduğu izlenimi verdi bana. 3. ayın 1'i üretim tarihi. Elimde olduğu tarih 4. ayın 15 arkadaşlar. 45 günlük bir paket. 300 gram. Yani şöyle üstüne bir poşet vesaire gerdirilmemiş, bu şekilde yapılmış. Yumuşak, yani böyle sert kıtır kıtır değil. Şu şekilde önce bir bölelim bunu arkadaşlar. Bazen bölünmemiş olabiliyor. Sonradan da kesmek sorun oluşturabiliyor. Evet, şu anda ayrıldı. Mesela şunu bir alalım. Evet, bu şekilde kalınlığı vesaire. Yani buram buram kokuyor arkadaşlar. Farklı bir şekilde hazırlanmış. Ürünümüzün şerbetini hazırlayalım. Bunu şimdi ocağa alıyorum. Fırınımızı 200 derecede alt üst olacak şekilde takribi olarak 8 dakika ısıtıyoruz. Şerbetimiz kaynadı. Şerbetimize birazcık limon ekliyoruz. Şerbeti takribi 20 dakika kaynatıyorum. Ağırlaşmaya başladı. Evet, süremiz doldu. Yeterli derece ısındı arkadaşlar. Kapatıyoruz. Evet, baklavamızı buraya koyduk. Şimdi kapağını kapatıyoruz. Bu şekilde de 5-10 dakika arasında ısınmasını sağlayalım. Evet. Şerbeti olmuş. Şöyle buharı çıksın. Üzerine dökeceğiz şimdi. Şöyle sıcaklığına bir bakalım. Evet, 81 derece. 200 derece fırında beklettiğimiz baklavayı şimdi alıyoruz. Bakın arkadaşlar, bunlar yumuşaktı. Şimdi çıtır çıtır oldu. Evet, 50 derece. Evet, 63 derece uygun. Ne az gelecek, ne fazla gelecek arkadaşlar. Şunu da üzerine kapatmayı unutmuyoruz. Lezzet deneyiminde buluşmak üzere. Soğumaya bırakıyoruz. 300 gramdı arkadaşlar bu. Şu da 50 gram olarak düşünelim. Şimdi bakalım ki kaç gram oldu. Şerbetiyle beraber tam olarak. Evet, böyle 542.50 de bu. Tam 500 gram baklava çıkıyor bundan. Üstü şöyle çıtır.
Evet, şu anda gördüğünüz gibi içerisinde şerbeti tamamıyla çekmiş. Şöyle içi. Evet. Görünümü oldukça güzel. Şimdi deneyimleyelim. Selamun aleyküm arkadaşlar. Yine bir lezzet deneyimden beraberiz. Şerbetlediğimiz baklavayı şimdi deneyelim. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar, kokusu Güllüoğlu'nun baklavasına, Gaziantep'te yapılan baklavalara benziyor. Kokusu o şekilde. Müthiş diyebilirim arkadaşlar. Yani hazır baklavadan böyle bir şey çıkar mı? Evet, gerçekten çıktı. Şerbeti olsun, baklavanın zaten kendisi harikulade. Şimdi bir de bakalım ki Zeynep Hanım bizlere ne tepki verecek? Evet. Güzel mi? Tekrar vereyim mi? Tekrar istiyorsa demek ki güzel arkadaşlar. Evet. Nasıl bir baklava? Güzel. Ne kadar güzel? Baklavada damak tadı arayanlar için öneririm. Bim'de satılıyor. Şerbeti de tüm bu şekilde yeterlidir arkadaşlar. Beğenerek, abone olarak desteğinizi bekler. Mutlu günler dileriz. Hoşça kalın.